Efendim az önceki oturumu büyük bir keyifle izledim. Cumhuriyeti, devrimleri, Mustafa Kemal'i, arkadaşlarını, onları şükranla yad etmek ve onların bize bıraktığı mirası ileriye taşımak hepimizin ortak görevi. Ben Atatürkçülüğü iki temel eksen üzerinde değerlendiriyorum. Birincisi, Gazi Mustafa Kemal diyor ki, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Kendi ülkemde, kendi bayrağımın altında özgürce yaşamak istiyorum. İkincisi, o daha önemli bana göre, diyor ki, savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça biz bağımsızlığımızı koruyamayız diyor. Yani bir, özgür irade, iki, üretim. İkisini yan yana getirmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal'in bize miras bıraktığı aslında bu iki eksen. Bu iki eksen üzerinde ilerleyebilirsek Türkiye'yi çağdaş uygarlığa kavuşturmuş oluruz. Bugün sabahleyin bir toplantı vardı. Orta Doğu sorunlarını tartıştık ve süreç nedir, ne değildir onu kısmen ortaya koymaya çalıştık. Orada Orta Doğu'nun kendi içinde yaşadığı sorunları aşması için 5 temel sorunla, affedersiniz, 7 temel sorun alanını aşması gerektiğini söyledim. Şimdi bu sorun alanları nedir, nasıl aşılır? Çünkü kanlı bir coğrafya, hepimizin önünde. Hepimiz yaşıyoruz bu coğrafyayı ve görüyoruz, tanıyız. Birinci temel sorun. Diyeceksiniz ki bunu nasıl bugüne bağlayacaksınız, biraz sonra onu da anlatacağım. Bölge halklarının, yani o Müslüman dünyanın eğitim yetersizliğidir. Birinci temel sorun. PEV'in yaptığı bir araştırma var. Müslüman ülkelerde yaşayan 25 yaşındaki nüfusun ortalama eğitim süresi 5.6 yıl. Yeni Zelanda'da 14 yıl, Amerika'da 13.6 yıl, Kanada'da 13.5 yıl. Bu işin temel direngi noktası birinci sorun eğitim. Eğitim sorununu bölge henüz aşamamış. İkinci temel sorun, kutsal dinimizin çarpıtılarak teröre ve radikalizme alet edilmesidir. Buna son vermek için İslam ülkeleri arasında yakın işbirliği önem taşımaktadır. Bölge ülkeleri ekonomik ve sosyal işbirliği yanında diğer işbirliklerini de geliştirsin diyoruz. Üçüncü temel sorun, kadınların ve gençlerin siyasi, sosyal ve ekonomik hayata katılmalarında yaşadıkları sorunlardır. Kadın ve gençlerimizi siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamda daha etkin kılmalıyız. Zira kadının ve gencin olmadığı toplum ayrımcıdır ve geri kalmıştır. Bu açmazı mutlaka Orta Doğu halklarının göz ardı etmemesi gerekiyor. Dördüncü temel sorun, etnik ve mezhebi fay hatlarına dayanan siyaset anlayışıdır. Bu anlayış kesinlikle terk edilmelidir diyoruz ve devam ediyoruz. Beşinci sorun, bölge ülke gelirlerinin önemli ölçüde petrol ve doğal gaza dayanmasıdır. Bölge ülkeleri gelir kaynaklarını mutlaka çeşitlendirmek zorundadırlar. Bu çeşitlendirmedeki başarı egemen güçlerin bölge üzerindeki hakimiyetini zayıflatacaktır. Bunun için farklı alanlarda üretimi esas alan ekonomik modeller oluşturulmalıdır. Bu modeller bölgesel çerçeve içinde de ele alınabilir. Ekonomik entegrasyon bölgedeki barışın da güvencesi olacaktır. Altıncı temel sorun, toplumdaki değişim özleminin meşru bir talep olarak kabul edilmeyip iç dinamiklerin önünün kesilmesidir. Bu anlayış dış müdahalelere ve otoriter yönetimlere zemin hazırlamaktadır. Oysa 21. yüzyılda toplumların demokrasiye ve özgürlüğe susamışlığı vardır. Yedinci temel sorun, tüketen toplum yapılarının rekabet edebilir, üreten toplum yapılarına dönüştürülememesidir. Bu dönüşüm sağlanamadığı içindir ki doğal kaynak zenginliği refah değil, acı ve gözyaşı getirmektedir bu bölgelerde. Aslında bu söylediklerimin tamamını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'de yapmak istemiştir ve önemli ölçüde başarı sağlamıştır. Eğer biz bugün Orta Doğu'da yaşanan dramın aynısını yaşamıyorsak ama birileri bize yaşatmak istiyor,
Cumhuriyet felsefesinin bize getirdiği ve bizim de özümseyip bugüne kadar taşıdığımız anlayıştır. Bu anlayışı daha ileriye taşımak zorundayız. Şimdi tarihçi arkadaşlarım söylediler. Ben de dinledim, bilgi dağarcığımı da zenginleştirdim. İnançlardan söz edildi, kitaplardan söz edildi, eski düşünürlerden söz edildi. Ben size bir gelecek ufku çizmek isterim. Ve biz bir gelecek ufku çizerek topluma umut vaat etmek zorundayız. Eğer bir siyaset anlayışı bir gelecek çizmez ve topluma umut vaat edemezse iktidar olma şansı yoktur arkadaşlar. Eleştiri kültürünün ötesine geçip tarihten de ders çıkarıp bir geleceği inşa etmeliyiz. Nasıl bir gelecek olmalı? 4 aşamalı bir geleceği toplumun önüne koymalıyız. Kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle ve hep birlikte bunun mücadelesini vermeliyiz. Birinci halkamız şudur. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, kadın erkek eşitliği. Buna benzer bir demokraside olmazsa olmaz kurallar neyse bu kuralların kendi ülkemizde olmasının mücadelesini vermektir. Demokrasi gelişmemiş, hiçbir ülke gelişmemiştir. Demek ki birinci hedefimiz demokrasiyi geliştirmektir. Kadın erkek eşitliğini sağlamaktır. Çocuklarımıza iyi bir eğitim vermenin yollarını aramaktır. Bu ancak demokrasi içinde olur. Düşünce özgürlüğü içinde olur. Düşünceyi kısıtlarsanız eğitimi kısıtlamış olursunuz. Aklı kısıtlamış olursunuz. Dolayısıyla birinci önceliğimiz demokrasiyi sağlamaktır. Halkımızın ikinci normu. Üreten Türkiye. Eğer bir ülke üretmezse birilerinin boyunduruğunda görev yapar veya o boyundurukta tıkanıp kalır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün toplu iğne üretemeyen bir ülkeden uçak üreten bir ülkeye Türkiye'yi taşıması çok anlamlıdır. 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini atmıştır. 1940'lı yıllarda Türkiye uçak ihraç eden ülkedir. Kendi denizaltısını yapan ülkedir. Ve hayatın her alanında üretime önem vermiştir. Bilgi. Üniversiteler bilgi üretmeye başlamıştır. İşte saydılar köy enstitüleri. Ondan öncesi var millet mektepleri. Bakıldığı zaman hayat, fabrikaların kurulması, Sümer Bank'ın vesaire, Eti Bank'ların kurulması vesaire. Tamamı üretime dönüktür. Onun için üreten Türkiye'nin önemi önemlidir. Peki demokrasiyi getirdik, üretmeye de başladık mı? Başladık. Yeterli mi? Hayır. Bir üçüncü halkaya ihtiyacımız var. Güçlü bir sosyal devlet. Aç ve açıkta hiç kimsenin kalmadığı güçlü bir sosyal devlet. 1921 yılında kurulan kurumlardan birisi çocuk esirgeme kurumudur. Sosyal devlet cumhuriyetin kendi içinde zaten vardır. Ama biz bugün sosyal devleti bir hak olarak değil, bir lütuf olarak topluma sunuyoruz. Toplum bunu bir hak olarak kabul etmeli. Cumhuriyetin bireyi hak olarak kabul etmeli. Güçlü bir sosyal devlet. Örgütlenme hakkı, sendikacılık, grev, toplu sözleşme dediğimiz pek çok hakları vermeliyiz. Ve böylece hem gelir dağılımını dengelemeliyiz hem de aç ve açıkta kimseyi bırakmamalıyız. Bunun sözünü topluma vermeliyiz. Ve dördüncü ve önemli bir halka, sürdürülebilirlik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı mücadeleyi sürdüremedik. Tıkandı. Sürdüremezseniz tökezlersiniz ve bir yerde kalırsınız. Dolayısıyla sürdürülebilirliği de sağlamamız lazım. Bunun da yolu yine eğitimden geçmektedir. Eğer biz bunları yapabilirsek ve bunları anlatabilirsek, sadece kendi komşularımıza değil, tanıyalım tanımayalım, herkese anlatabilirsek, daha güzel bir Türkiye'yi inşa edebiliriz. Barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edebiliriz. Eğer bugün siyaset dar alana hapsedilmişse, etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılıyorsa, bu yol
bizim öngördüğümüz hedefleri kısıtlayan bir yoldur. İnsan işsiz, insan yoksul, yoksulluğunu ve açlığını düşünmeden, işsizliğini düşünmeden gidip başka güdülerle başka partilere oy verebiliyor. Kendi sorununu çözecek partiye değil, başka bir partiye oy verebiliyor. O zaman bu ülkenin aydınları olarak, bu ülkenin okumuşları olarak, bu ülkenin birer vatandaşı olarak toplumun her kesimine ulaşmak zorundayız. Biliyorum, sizin bulunduğunuz çemberde bir sorun yok. Siz sadece kaygılar taşıyorsunuz. Komşularınız gayet iyi, gelir düzeyiniz de fena değil. Çocuklarınızda iş bulduysa mesele yok. Bazıların çocukları yurt dışında okuyor, orada iyi bir de eğitim alıyor. Ama sizin çemberinizin dışında ayrı çemberler var ve ayrı dünyalar var. Biz o ayrı çemberlere ve o ayrı dünyalara gitmek zorundayız. Bu benim sorumluluğum olduğu kadar tek tek hepinizin de sorumluluğudur. Tek tek. O insanların da aydınlanmaya ihtiyacı var. Aydınlanmaya ihtiyacı var. Bilgilenmeye ihtiyacı var onların da. Bunu yapacak olanlar da bu ülkenin kadınlarıdır. Onu da söyleyeyim. Çünkü evin kapılarını tek tek çalıp evdeki kadınlarla muhatap olacak olanlar sizlersiniz. Belli bir bilinçle, mütevazi bir davranışla her eve girmek ve her kadınla konuşmak lazım. Özellikle büyük kentlerde. İstanbul'da yaşayıp denizi görmeyen bir kadın varsa o ayıp İstanbul'da yaşayan bütün kadınların ortak ayıbıdır. Hala bir alışveriş merkezine bir kadın gidememişse İstanbul'da veya Ankara'da veya İzmir'de o ayıp o kentte yaşayan kadınların ortak ayıbıdır. Dolayısıyla biz mücadelemizi sadece eleştirerek değil, ona güzel bir gelecek vaat ederek yapmalıyız, düşüncelerimizi aktarmalıyız. Biz elbette köy esprileri çok önemliydi. Elbette biliyoruz önemli olduğunu. Ama biz bugün ne düşünüyoruz? Her organize sanayi bölgesinde yatılı meslek lisesi yapacağız diyoruz. Her organize sanayi bölgesinde. Ne demektir? Oraya gidecek. Çocuk okurken ailesine yük olmayacak. Köy esprilerinde olduğu gibi. 5 yıllık olacak. İlk 3 yıl okuyacak. 4. yıldan itibaren fabrikaya hangi alanda görüyorsa fabrikaya gidecek, kursunu görecek. Tanıyacak. İşi görecek doğrudan doğruya. Ve yetişecek. Mezun olduğu zaman da işi hazır olacak. Buna iş garantili eğitim diyoruz. Üniversiteye gidecekse ona pozitif ayrıcalık tanıyacağız. Ayrıca eğitim gördüğü alanda üniversiteye daha rahat gitmiş olacak. Biz buna modern köy enstitüleri diyoruz. Evet, hiçbir yoksul ailenin çocuğu ailesine yük olmadan rahatlıkla hem üniversiteyi okuyabilecek, hem liseyi okuyabilecek, hem stajını yapabilecek ve bir meslek sahibi olacak. Bu bizim için önemlidir. Bunun da her yerde anlatılması lazım. Her ortamda anlatılması lazım. Üreten toplum, gelişen toplumdur. Eğer bir ülkenin geri kalmasını istiyorsanız, 21. yüzyılda yapacağınız tek şey vardır. Eğitim sistemini bozmak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Eğitim sistemini allak bullak ederseniz o ülkeyi geri bıraktırırsınız. Bugünkü eğitim sistemi Türkiye'yi geriye götüren bir eğitim sistemidir. Bu eğitim sistemi Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıramaz. Bu eğitim sisteminden Türkiye'nin mutlaka kurtulması lazım. Kurtuluşun yolu her birimize sorumluluk anlayışı içinde çalışma görevi var, o görevi yerine getirmektir. Kurtuluşun yolu budur. Birlikte mücadele edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük mücadeleler verdiğini söyledi. Uçak yapıldı, gemiler yapıldı, fabrikalar kuruldu. Sonra dediler ki, ne gerek var siz uçak yapıyorsunuz, size uçağı bedava vereceğiz. Ne gerek var sizin efendim tank top yapmanıza veya fabrika kurmanıza, biz onların büyük bir kısmını size bedava vereceğiz.
Askerin palaskasına kadar, çatalında kaşığına kadar bedava geldi. Ne zaman uyandık? Ecevit'in Kıbrıs çıkarmasıyla uyandık. Dediler ki bizim kendimizi kullanamazsın dediler. Kullanamazsın dediler. Türkiye'nin yeniden silkinmesi ve kendisine gelmesi gerekiyor. Yeniden silkinmesi ve kendisine gelmesi. Ve ufuk vermesi lazım topluma. Bir umut vermesi lazım topluma. Bu umudu vereceğiz. Türkiye, emin olun, sizin düşündüğünüzden çok daha zengin bir ülke. Çok daha zengin bir ülke. Ama kaynakları olağanüstü israf ediliyor. Bu kaynaklarla Türkiye'yi kısa süre içinde ayağa kaldırmak mümkün. Eğitimi gerçekten şaha kaldırmak mümkün. İyi bir yetişmiş kadro var aslında. Bu kadrolarla biz çok güzel şeyler yapabiliriz. Yüksek yetenek inşasını sağlayabiliriz. Çocuklarımızı eğitebiliriz. Güzel eğitimler verebiliriz. Muhalefette olmamıza karşın yine Kadıköy Belediye Başkanımızın davetiyle Finlandiya'da eğitim reformunu yapan bakan yardımcısını Türkiye'ye davet ettik. Milli Eğitim Bakanı'nı da davet ettik. Gelin bakın nasıl kısa sürede Finlandiya bir çıtayı atladı. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Sizden sadece istediğim şu. Sadece. Lütfen ama lütfen. Eleştiri kültürünün ötesine geçip halka umut vaat eden söylemlerle yola çıkınız. Her kapıyı çaldığınızda umut veriniz. Biz umut verdiğimiz sürece, güzel bir gelecek vaat ettiğimiz sürece önümüzde hiçbir engel olamaz. Ama sadece eleştirirsek olmaz. Ahmet Taner Kışlar'ın dediği gibi Atatürkçülük geçmişe takılıp kalmak değildir. Geleceği inşa etmektir. Biz geleceği inşa edeceğiz. O hedefi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk göstermiş. Nedir o hedef? Çağdaş uygarlığı aşmak. Bitti, bu kadar basit. Bütün mesele de o yolu nasıl aşacağız? O yolu nasıl kat edeceğiz? Onun da yolunu söyledim. 4 aşamalı bir süreç. Demokrasi, 1. sınıf demokrasi. Üreten Türkiye, güçlü Türkiye, üniversiteleri bilgi üreten Türkiye, çiftçinin ürettiği, tarlada çalışıp ürettiği bir Türkiye, sanayicinin ürettiği bir Türkiye, her alanda, düşünce dahil her alanda üreten bir Türkiye. 3. güçlü bir sosyal devlet. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, barışı sağlayacağımız temel yol güçlü bir sosyal devletten geçiyor. Güçlü bir sosyal devlet. 4. sürdürülebilirlik. Bu hedefleri ortaya koyduğumuz zaman Türkiye çağdaş uygarlığı kısa süre içinde yakalar. Neden? Çünkü genç nüfusumuz 2035'e kadar hala çoğunlukta. Ve dolayısıyla gençlerin dinamizmini hem siyasete hem ekonominin her alanına yaymak zorundayız. Ve o zaman göreceksiniz ki biz kısa sürede büyüyen, kalkınan bir ülke oluruz. Efendim, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bu anlatımların tamamı kitap haline gelecek. Hocamız onu yapıyor. Onur Bilge hocamız. Kitap haline gelecek. Umarım birer satın alın ve dolayısıyla gerçekleri kitap haline gelecek. Umarım için yapıyor.